Herkese selamlar dostlar. 1 Ekim 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğiz. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle arkadaşlar katıl telegram gruplarımız yenilendi Ekim ayı için. Ve biz zaten 2 gün önceden yeni yayınlıyoruz. Herkes gelsin Ekim ayı bir anda olursun yapalım diye. Ekim ayı muazzam başladı. Birazdan bahsedeceğim zaten. Gerçekten Ekim ayı grupları çok güzel başladı. Birazdan da bahsedeceğim. Bunun da bilgisini sizlere vermiş olayım. Yenilendik. Bir adet de maç skoru yarışmamız var. Bu maç skoru yarışmamızda tekrardan Fenerbahçe Çaykur Rizespor mücadelesi olsun. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk, yorumlara yazmanız yeterli. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe Başakşehir maç skorunu kazanan da Emre Demirci'sindi. De. Arkadaşımız o da bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Instagram adresimiz ekranda. Her türlü soru, görüş, öneri benimle doğrudan iletişime geçmek isteyen herkes buradan Kangal Bey 2Y ile benimle Instagram'da ile iletişime geçerse zaten her türlü yardımcı olmaya çalışıyorum. Ekim ayı çok güzel başladık dedik. Ekim ayının ilk yüksek misleri ekranda. Arkadaşlar 2 adet yüksek misli verdik. Osasuna Atletico Madrid. Atletico Madrid deplasmanda olması kaynaklı. Deplasman 1 yarıyı kazanır. 1.54 gibi oranı vardı. 1000 misli önerdik. 540 TL aldık. Onun yanında 700 misli yüksek misli Avrupa olarak Celta Vigo'nun çifte şansını Fenerbahçe maçında genel 2 gol, Kulüp Burcu maçında da genel 2 gol olarak aldık. 1.55 gibi orandan 700 misli önerdik. Bunu da içeri aldık. Ekim ayının yüksek misleri bu şekilde. Ayrıca yüksek misli canlılar da devam ediyor. Daha dün yüksek misli canlı yaptım. Barcelona'nın Sevilla'yla maçı vardı. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Devreyi izledik. Devre sonunda dedim ki Barcelona bu maçtan gol atmadan bitmez. Yüksek misli canlı olarak da 500 misli önerdim. Hafta sonunda çokça vermeye çalışacağım. Bir canlı stil olacaktır. Ve Perşembe'nin ana kombine baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin atacağı 2 gol Atletico Madrid'in Depasmanlı'nın kazanacağı bir yarı. Olmazsa gerek ki kazandık. Günün ana kombiniydi. Kazan sağlayan herkese tebrikler. Bu şekilde kazancımızı sağladık ve devam ettik. Herkes açık telegram grubumuz var. Yorumlarda arkadaşlar ve açıklama kısmında zaten bulabilirsiniz. Ücretsizdir veya telegramda Kangal Tips diye arattığınız zaman da 5600 kişilik grubu göreceksinizdir. Oraya da gelirseniz ücretsiz tercihlerden de sizler de faydalanabilirsiniz. Ara ara oraya da tabii ki atıyoruz. Kendi gruplarımızda zaten canlı olarak da devam ediyoruz. Son gaz daha bu sabah başladık. Fukuo maçı vardı. Matsum 0'ı yapıştırdık. Güney yeşille başladık cumartesi günü için. Cumartesi sabah çekiliyor bu video. Birazdan da yayında olacaktır. Kazan sağlayan herkese tebrikler. Sizlerden ricam videoyu atacağınız beğenilerdir. Artı 300 seviyesinde beğeni bırakırsanız çok teşekkür ederim. Ve kombin önerisi yaparım. Yani orada 300 görelim. Peki 300'ü gördükten sonra kombine gelir. Şeklinde bana Instagram'da uyarabilirsin. 300 oldu. Yapabilirsin bir kombine. Ben sizlere veririm. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese bol şans. En azından bir emeğine sağlık, başarına sağlık yazarsanız teşekkürler. Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Maçın maç skoru sizlere sormuştuk ne olur diyerekten de. Ekim ayı boyunca gruplarda kalabilecek bir arkadaşımız yorumlar yazabilir. Şu Oley Nesine kombi niye böyle bir şey yapmış anlamadım. Şunları bir kapatabilirsek. Can sıkıyor. Şimdi Fenerbahçe'ye zaten bir oran açmamışlar. Fenerbahçe'de en son Başakşehir'i ezdi. Yani ilk yarı 20 dakikada 3-0 yakaladı zaten. Ben mücadele tercihim biraz daha oran almak adına 4.5 altında 1'di. 1.52 küsurlardan 1.58'den bile oran almıştık. Kazandık 4-0 bitti. Biraz da şansımızın yardımıyla 4-0 aldık geçtik yani. Orada kazandık yine Rize ile oynayacaklar. Yine Fenerbahçe devrelerde hızlı başlıyor. İlk yerden bir gol, gol bulabilir. Ama bu aralar maç temposu biraz fazla. Sizler de fark etmişsinizdir. 1.53 gibi orandan ben burada Fenerbahçe'nin tekrardan maçı kazanmasını ama 4.5 altında bitmesini bekliyorum. Benim skor beklerdim. burada yine maksimum 3-0 olacaktır. Ha, alternatif bir tercih olarak ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ilk yarıdan kazanılacak bir ee, Fenerbahçe galibiyeti 1.57. Yani ikisi de zaten aynı orandalar neredeyse. Ben ilk yarının 1-0 bitmesini ikinci yarıda... 2-0-3-0 ayarında mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Zaten Livakovic'e zaten doğru düzgün top bile gelmiyor son dönemlerde zaten. Takım o biraz daha oturduğunu söyleyelim. Nottingham Forest'da Brantford mücadelesi. Şimdi güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum ben zaten. E, tempo olacaktır bence. Ama burada biraz daha ben e, gollerden ziyade kornere yönelmeye çalıştım. İsteyenler var tercih zaten 1.60 seviyesinde. Bu alınabilir fakat bence golden ziyade ve pazar günü maçı bu mücadele biraz daha korner olabilir. Şu an korner oranları açık değil. Fakat 9.5 üst korneri veya 8.5 açarlar mı bilmiyorum. 8.5 açarlarsa 8.5 ama 9.5 açarlarsa da 9.5'u burada değerlendirebiliriz. Değerlendirecekleri bol şanslar. Korner maçım olarak aldığım bir karşılaşma. Anaves ile Osasuna karşılaşması. Bu maçı da ben izledim. Özellikle hem Alaves'in hem de Osasuna'nın maçlarını izledim. Osasuna'nın son Atletico Madrid maçı vardı. Deplasman bir yarı kazanır, yüksek misli yapmıştık. Her iki yarıyı da Atletico Madrid kazandı. Öyle de güzel kazandık. Osasuna o maçta ama özellikle ceza sahası o yayından çok fazla şut denemesi yaptı. Oblak'ı çok zorladı. Alaves arkada savunmada boşluklar bırakabiliyor. Osasuna da kontra takımını iyi kontrol olarak iyi oynuyor. Oatasaray'ın bu maçta gol bulması beklenebilir. Bu maçlarda çok fazla gol beklenmiyor dostlar. Onu söyleyeyim ben sizlere. O yüzden burada genel 2 gol alırsanız yani maç sonu 1,5 üstünü oran bile 1.34 maç önünde. Yani maç başlar 5 dakika 10 dakika sonra alırsınız 1.50'den bir alırsınız canlı olarak anda. Canlı yapabileceğim bir mücadele. Onun dışında ben bu maçta bir var tercihinde neden olmasın diyorum açıkçası. KG varın oranı burada Maçta atılacak zaten iki gol idealden vermiştik. Burada da karşılık atacak goller 1.86. Bence maç bir yerde 1-1'e gelecektir. Eğer bir tarafta atarsa 2-1 kazanabilir. Onun da bilgisini vereyim. Benim beklentim, düşüncelerim o yönde. Eğer iki takım da son haftalarda izlediğimi de belirteyim. Diğer mücadelem Adana Demir ile Alanya mücadelesi. Yani tempo bir maç bekliyorum. Fakat Adana Demir'de eksikler de olsa oynamış oldu. Oyun gerçekten yani futbol zevki izlerken zevk veren takımlardan bir tanesi. Adana Demirspor Alanya ile oynayacaklar. Alanya da son mücadelesinde iyi bir futbol sergilemedi. 1-0 Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Maçı da ben zaten stat'tan kendim izledim. Bu Adana Demir'in ben Alanya'ya iki tane gol atmasını bekliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu maçın ideali odur. Ev sahibinin atacağı iki gol. Onun oranı bir 1.46. Şuradan göstereyim. Şöyle en üst tarafta ev sahibi 1.5 üstü ev sahibi 1.5 üstü 1.46 gibi oranı var zaten. İdealdir bu. Bence gelecektir. İdeal kuponlara da girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Adana Demir çünkü temiz futbol oynuyor abi. Pozitif futbol oynuyor, temiz futbol oynuyor. Atacağı iki gol değerlendirilir. Alanya'ya karşı Alanya'nın da gol bulma ihtimali yok mu? Bence var. Alanya'da gol atabilir bu mücadelede. Benim beklenti yolunda gerçekleşirse eğer karşılaşma 2.5 üstüne 1 olursa şuradan 2-10 gibi orandan da en üstte görüyorsunuz. sonu 1 ve 2.5 üstüne 2-10 gibi oranı var. Yüksek oranlarında sizlere bunu önerebilirim. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Konya ile Beşiktaş karşılaşması. Bu maçta da şöyle bir tercihim olacak. Yani... E tarafa gitmek gerçekten zor. Beşiktaş son mücadelesinde Adana Demir'den 4 tane Mert mesela o maçta gerçekten kova gibiydi. 2 tane ya bir önceki mücadele kulüp burcu maçında neler kurtardı? Burada iki tane gememesi gereken gol yedi bence. Sonra sakatlık da bence biraz bahane gibi geldi bana bilmiyorum. Bu maçta sakat mı hatta şuradan bir bakalım. Sakat da değil bu maçta. Çünkü ya adam orada kendini iyi hissetmedi bence. İki tane böyle uzaktan gol yiyince kendini iyi hissetmeli diye düşünüyorum. Konya ile oynayacaklar. Zorlu bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ne olur bilmiyorum ama mücadele genelinde yüksek orandan tek tercihim benim. Toplam gol aralığı 2-3 gol. 1-82 gibi oranı var. 1-1 bitebilir. 2-1 Beşiktaş alabilir. 2-0'a var. Her iki tarafa var hatta. Beşiktaş'ta da durum iyi değil. Şenol Güneş diyor bir sıkıntı, yönetimle bir, yönetimin bir sorunu yok diyor. Sadece tüm sorumluluk benim ve futbolcuların üzerinde diyor. Vesaire vesaire ama mücadele genelinde 2-3 gol kötü bir Beşiktaş var. Net. Diğer mücadelem Ryan Nant mücadelesi. Yine e, zorlu bir mücadele. Son haftalarda formuna bir Nant var. Özellikle Mustafa Muhammed şov yapıyor. Onu da sattılar. Son haftalarda 6 maçta 4 gol mü ne 5 gol mü ne attı? Son mücadelesinde 5-3 gibi net bir skorla kazandı Lorient'e karşı. Burada Ren'le oynayacaklar. Ren'in ben burada Nant'a açıkçası oyunun içine girebilen bir takım. Ren'in burada atacağı gollere yönelmekte fayda var bence. Ren'in atacağı 2 gol burada zaten. İdealden aldım. 1.30 küsur oranı vardı. Ev 1.5 üstün oranına baktığımız zaman da 1.35 gibi oranı var. Ben Ren burada kendi evinde oynanacaktır. Son haftalarda da zaten Ren de sürekli son 5 maçın hepsinde berabere kaldı neredeyse. Aynen öyle oldu. Bu maçta 2 gol atmasını bekliyorum. Nant da karşılık verebilir ama biz burada idealden Ren'in atacağı 2 golü değerlendirelim diye düşünüyorum. Toplamda 6 mücadelem vardı. Pazar günü için maçlar çok güzel değil açıkçası baktığımız zaman da. Normalde daha yoğun güzel bir bültenle gelirdim. Eldeki maçlar bu. Kombineye girebilecek maç bence Adana Demir girebilir. Diğerine siz kendiniz koyun. Ben gruplarda yine paylaşımlarımı yapacağım. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.